E, hocama diyorum ki hocam ya benim hiç keşkelerim yok. Çünkü ben babamı kaybettiğim yıl orada keşkeleri bıraktım. Öldüğü için çok üzgünüm. Gittiği için çok çok üzgünüm. Tek keşkemdir. Keşke ölmeseydi. Bizim oranın adetleri albüme en son giren şarkı oldu. Şu an olsa o şarkıyı size söylemez mi? Linç. Linç'in ötesi ben de söylemem. Herkesin Hayatına çıktığı insan sınavıdır. Bir şekilde öğretmendir. Cengiz bana öğretmen olmuş. Orada ona kimse bakamaz dedim. Hastalanmaması lazım. Ama korktuğu Elif'in gelebancılığa geldi. Hayatta en korktuğum şeyi yaşadım ben. Daha da korkmamış bir şeyden. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Armağan'cığım. İyiyim canım benim. Sen nasılsın? Hey. En son çıkan şarkıyı çok beğendim. Adaletsiz Seçim. Vallahi çok beğendim. Teşekkür ederim. Sırada bir tane daha geliyor şimdi hazır olun. Öyle mi? <laughs> o da 19 Nisan gibi. O da böyle cover mı? Evet evet o da cover. Cover cover. Merak <laughs> ettim şimdi. <laughs> Hatta dört tane var. Ama teker teker hepsini işte e, çıkartmaya çalışıyoruz. Artık yeni dönem e, şey Şarkıcılık böyle oldu. Ee, akıma birazcık az dozu uymak gerekiyor herhalde. Yoksa gönlüm çok güzel eskisi gibi 11 şarkılık albümlerde vallahi. Hani biz de yorulmayalım. Sevenler C3'de de yorulmasın. <laughs> çünkü gerçekten işte bak ne diyorsun adaletsiz seçim. Evet eski bir şarkı yeniden bir soluk getirdim ama tamam kaldı gene bir yerde. Evet millet girdiği zaman dinleyecek. Ben de dinliyorum. Sen de dinleyeceksin ama. Ee, çok büyük ses getiren şarkılar bile hop hemen... Çünkü çok üretim var. Çok. Hem üretim var bir de bir sürü ses var. Kay kayboluyor. Sessizlik var, ses var. Bir de ses olmayan sesler var. Kayboluyor. Biz de arada öyle işte kendi işimizi yapıyoruz. Siz 8 Eylül doğumlusunuz. Evet. Trabzon Sürümeli bir ailenin çocuğusunuz. Ama İstanbul'da dünyaya Evet. Anneniz babanızın ikinci eşi. Evet. Anneniz e, bir kısa kardeş doğuruyor değil mi? İkinci Sonradan, sonradan. ikinci eşitten. Siz, iki tane. İki tane. İlk ee, ra çok kıskanıyorsunuz. Çünkü <laughs> evdeki hakimiyetimiz bitiyor. Çok kıskanmak derken herkesin benimle ilgilendiğini hatırlıyorum eve geldiği günü. Çünkü bütün konu komşu akraba dört yaşındaydım bu arada hatırladığım yalnız. Öyle hatırlıyorum. E, çünkü çok çok kıskanç bir hala değilimdir. Yani öyle çok büyük kıskançlıklarım yoktur. Bir Cengiz'e çok kıskanırdım. Öyle mi <laughs> evet, evet, Mesela siz sokakta oynamaya çok meraklı değil, değil mi? Yaramaz. E, şöyle hani bunu kadın erkek olarak ayırmak istemiyorum ama e, Evde evet hanım hanımcık bir kız çocuğu ama dışarıda tam bir e, düz duvara tırmanan işte inşaatta top oynayan gerçekten ama maç. işte tabii de maç yapıyordum. Maraton yapardı. Şimdi bizim zamanımızdaki o mahalle Kültürün kültürünü yok. çok doya doya yaşayan bir çocuktum. Aşırı emdi. Sabah 8'de çıkıp akşam 8'de eve giren bir çocuktum ben. 6 7 8 9 yaşlarındayken. Şahaneydi. Bahçeli evlerde ben büyüdüm. Bakırköy Bahçeli evler tarafında. Ve harika Perihan abla gibi bir mahallede büyüdüm ben. Yani e, o herhangi bir evden Elif çıkabilirdi orada her yerden. <laughs> Hala daha görüşüyorum büyüklerimle. Bütün e, mahalleyle barışıktınız yani. Ya Maskot gibiydim zaten. Şurama bir anahtarlık takmıyorlardı benim çünkü çok küçüktüm. Ben hiç büyümedim. Yani sonradan büyüdüm boy olarak işte bu kadar durduk bir <laughs> atmış Hep bir yirmi bir on boyunda bir kızı düşünün. Okul zamanına kadar da öyleydim. Ee, tatlı bir çocuktum tatlı bir kız çocuğuydum yani ama yani böyle itici değildim ama çok kendi işimi kendim görürdüm hala daha öyleyim yardım istemez yok hayır hayır hatta burağı peşime takarlardı takmayın diyordum yani çünkü ben e, o mahalleden çıkabiliyorum arka mahalleden çıkabiliyorum mesela yaramazlığı ben yapıyorum garibim buram düşüyor dili kopuyor dört dikiş işte ben bir yerden atlıyorum. Burak da arkamdan atlıyor. Burak'ın ayağı yarılıyor. Yedi dikiş falan tabii. Yani ben yapıyorum. O çocuğa geliyor bile. Ee, öyle tatlı bir iki kişilik bir kardeşli aileden sonra çoklulara geçiş var. Sonra anneniz o işine boşanıyor. Evet. Onun sebebi de o dönemki babanızın... Kumar bağımlısı ee, evet Evet, evet, bağım Yani kumar bağımlısıydı, kumar oynuyordu. Artı e, birinci eşiyle hani görüşmeler, yani gel gitler varmış annemi üzen bazı. O tarafı annem üzmüş meğer. Fakat annem bunun farkında değil. E, böyle bir e, aile geçmişte bir şeyim var. Geçmişim var yani ama oradan da kardeşlerim var benim. Çok sevdiğim. Yani bir buradan doğuyor bir oradan doğru. kaç kardeşiniz var toplam? Sekiz aslında normalde ama e, aynı ailenin içinde büyüdüğüm dört kişiyiz. Hani Burak, ben, Gonca ve Uğurcan olarak ama ablamlar ve kardeşlerim ayrı evde büyüdüğü için. Sekiz. Sekiz. Görüşür evet. müsünüz hepsi? Tabii. tabii. Hala. Tabii ki. Çok da seviyorum. Hepsi İstanbul'dalar mı? E, tabii tabii hepimiz. Herkes İstanbul'da. Sadece ablamın eşi, eniştemiz biraz tekne meraklısı. Onlar bir yılın sekiz ayı güneye gidiyorlar. Ne güzel. Evet, evet çok güzel. Aynen. İyiyiz İstanbul yani. İstanbul trafiğinden uzak. <laughs> en güzelini yapıyorlar bu yaşta hele ki. Sonra anneniz tekrar evleniyor. Evet, sonra işte evlendikten sonra da iki tane de... E, bu arada Neco babam tabii e, önceki eşi yok, bekardı. E, yani baba sıfatında değildi. Annem doğum yapınca o da... Birden dört çocuk sahibi oluyor ben ve Burak dahilinde. İşte ondan sonra başlıyor yani büyümeler, problemlerim. Yani her şey o bahçeli evlerde kalıyor aslında. Sonra nereye gittiniz Elif Hanım? E, Mecidiyeköy'e doğru artık gitti bahçeli evi kapattık. Mecidiyeköy'den yavaş yavaş Göztepe'ye doğru gittik. Anadolu yakasına geçtik. Evet Anadolu yakasına geçtik ama oradan hiçbir şey anlamadım açıkçası Göztepe'deki evden. E, çünkü babamın evindeydim orada Allah rahmet eylesin ve cici annemin. fakat tabii çok farklı kültür, çok farklı. ve bir de annemizi istiyoruz. Hani daha çok küçüğüz. 11-12 yaşlarındaydık. Tabii 12-13 belki de. Anneniz bir daha evlenince babanızın yanına gittiniz. Ya yani babam tabii birazcık hani şey yaptı. Orada, orada bir problemleri oluşunca. bizi aldı kendi evine götürdü. Ama şey olmadı. Hani dikiş tutmadı derler ya. E, ya zaten bir çocuğuz. Anlamıyoruz ki annemizi mi seviyoruz, babamızı mı? Ya da annemle daha mı uyumluyum? Belki babamla da uyumlu olurdum. Nereye git, git, git de ee, denirse oraya gidiyorsunuz. E, tabii savruluyorsunuz sonuçta yani. Sabrı bir gençlik oluyor. Ama hep anne, yani anne tarafıyla daha iyi anlaştığım için. Hani baba figürü evde çok fazla yoktu dediğim gibi. Kulüpleri vardı çünkü o dönem. Kadıköy'de ben hatırlıyorum. Babam hep böyle sabaha karşı... E, ...eve gelirdi. Gelirdi, giderdi falan. <laughs> çok iyi bir adamdı. Salon adamıydı. E, yani iyi bir insandı aslında ama... ...işte herkes... E, ...aile bireyi veya baba hani figürünü... ...çok dört dörtlük kimse yapamaz ama... ...dört üçlük de yapamıyor yani. E, bu yüzden de... ...şey... ...ondan sonra zaten hani çok zorluk mu... da benim için zorluk başladı. Hani o ergenlik dönemine geçişler... İşte e, hatta bir kaçışım vardır benim Burak'ı okuldan alıp e, çantamda duran duran albümlerini sadece posteri alıp evden bir çıkışım var annemin evine gidişim tabii sonra mahkeme sürüyordu bizimle olan velayet e, mahkemesi, belait mahkemesi. E, yani o yaşta Burak'ı kaçırdım falan <laughs> bir şeyler yaşadım bir cesaret yaptım yani bir Cesurca da davranışlarım oldu yani o dönem. Daha sonra sular biraz duruldu. Aslında hep müzikle iç içe bir ailede Çok çok. Bizim evimizde evimizden hiç bu yetmişlerlik o filmleri düşünün Yeşilçam. Bizim ev öyle bir evdi aslında. Herkes müziğe meraklıydı. Çok. Zaten Yıldırım Gürses Allah rahmet eylesin. Annecik ee, dayısı. Tabii evet manevi dayısıydı. Birlikte büyüdüler diyebilirim. Zaten beni de konservatuara çok aşılayan. Ee, ...rahmetli Yıldırım Dayı olmuştur. Ee, buradan da Beyazıt'a... ...kocaman sevgilerimi... ...kuzen sayılıyoruz çünkü... ...yolluyorum. Hep bizdelerdi yani... aile yengeyle. Beni de yönlendiren... ...ailemi yönlendiren olmuştu zaten. Anneniz de böyle terennüm eden... Çok. Anneme hamiyet yüce seslerlerdi... ...zaten. Babama da Yaşar Özel. Ha o kadar. O kadar. O kadar güzel sesler. Teyzelerim... ...anneannem zaten hafızdı... ...Allah rahmet eylesin. Muhteşem... ...seslerdir hepsi anne tarafım yani. Nasıl böyle büyük meclisler kurulur herkes söyler miydi? Ya şöyle büyük meclisten ziyade evet yani çok güzel böyle terenüm denir hani yapılırdı ama çok plak e, plaklarımız vardı. Yani ben, ben Necdet Tokatlıoğlu'nu 8 yaşında falan tanırdım. Bana kasetini hediye ederlerdi mesela 8 Eylül'de doğum günümde. E, yani hepsini o dönemden tanırım. Yani şimdiki şarkıları dinliyoruz ya mesela. Hayır ah diyorum ben zaten eskiden dinliyordum o şarkıların hepsini. Şimdi işte coverlar moda olunca. Çok güzel söylenirdi. Fasıllar, hep müzikler vardı. Hep böyle bir şölen vardı evde. Güzel yani. Ve siz çok iyi dans ederdiniz. O da ne? <laughs> <değil mi? gülüyor> Size sorduklarında büyüyünce ne olacağım diye. Dansöz. Ya dansöz olacağım ya hostes Hoste, olacağım. Hostes evet ya Allah ne güzel bilgiler bunlar. <laughs> evet hostes ne alaka sanki uçmayı çok seviyorum. Bir sevmemişim. de dansöz neresi hostes neresi? Bilmiyorum ki bak ikisinin karışımı aslında. Sahnede biraz hareketlilik yapıyoruz. E, i̇şimiz gereği de uçuyoruz. <laughs> biraz sentezlemişim. E, i̇kisiyle de alakam yok. Yani hostes de olmak asla dansöz de olmak istemezmişim normalde de çok oynatmışlar beni ama işte bir düğün yaparmışım ben ama bir şey söyleyeceğim işte o müzik kulağı Tabii. o ritmi evet. o renkli ritim bir çocuktu yani. yani gerçekten renkli bir çocukmuşum yani o müzik kulağı o müzik kulağı olmadıktan çok sonra dedi. istediğiniz kadar oynamaya çalışıyor her zaman derim çok iyi müzik kulağım vardır aşırı yani hala daha süper ritim duygusu olmayan hiç kimse oynayamaz oynayamaz zaten. yok hayır hoş artık oynamalarımı <laughs> durdurdum sahnede önceden gene bir Yapıyordum da şu son 1-2 yıldır artık. Niye? Ee, İçinden gelmesi lazım biraz o dansın. Şimdi benim içimden yani hani ee, çok dans etmek gelmiyor. Zaten mesleğim dans etmek değil ama sahnede evet hareketliyim. Önceden alt beden oynuyorsa şimdi üst beden oynuyor diyeyim daha doğrusu Armağan. Hani düz duruyorsun ama gene bir coşku var. Ama eskisi gibi ne gözlerim coşkulu bakıyor ne de bedenim o kadar coşkulu. Ama iyiyim. İyi olur. Ama iyiyim. Annenizin desteğiyle ilkokuldan sonra teknik üniversite Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı'na başlıyorsunuz. Evet sınavlarına girdim. Aslında aileniz sizi oraya öğretmen olun diye yolluyor. Benim de kafamda öğretmen, solfej öğretmeni ve öğretmeni olabilirim diyordum. E, olmadı. <laughs> Ve babanız hiçbir zaman şarkıcı olmanızı istemiyor. Şöyle aslında konservatuara girmemde o da çok destekledi. Yani, Ama öğretmen olacaksınız tabi Tabii bir de klasik kemençeyi o las kemençesi zannetmiş bizim bildiğimiz. <gülüyor> <gülüyor> bir baktı ki evde damla gibi bir şöyle çok şık bir enstrüman var. E, bu ne? E, kemençe. Ben dört telli klasik kemençeyle başladım hayatıma. Rahmetli Cüneyt Orhan'ın talebesiydim. İşte sonra e, bayağı bir 90 kaçtı 82'de girdik biz tabii bizim o dönem biliyorsun aşkın nur yengiler Hakan Altunlar falan dönemiydi bizim o yanan okuldaydık yukarıdaki Nişantaşı'nda. taşında e, biraz parçalı bulutlu oldu ya benim o ara problemlerim oldu okuldan ayrıldım bir bursada okudum sonra bir iki yıl ara verdim sonra benden dört yaş küçüklerle hep ben bir mücadele ettim ve Bittim ben ettim diye. E, bitsin diye mi mesela tasdikname aldım ben bir gün okuldan bunu hiçbir yerde söylememiştim çünkü çok kabiliyetliyim müdürümüz yalvarıyor anneme diyor ki çok yetenekli yapmayalım hani e, ama ben bir dönemde 62 gün devamsızlık falan yapıyorum beni kovsunlar diye sanki hayattan bir intikam gibi hani ne bileyim belki de ayrı, onlar ayrıldı diye bir nevi e, protesto e, veriyorum gibi sanki onlara bir tepki gibi diyelim Beni kovun dedim ya. Ve çok küçüğüm bunu derken yani kovun dedim. Sonra bir orada işte bir ayrılık oldu. Orada anneannem de e, Bursa'da harika bir köy evinde şahane günlerim geçti. iki teyzemle birlikte. Böyle de bir dönemim var. Sonra işte bir kuzenim bir gün dedi ki böyle mi devam edeceksin? İşte erkenden evlendirirler seni falan böyle 19'unda. Ne alakası var dedim. Okusana dedi. Ay dedim şey tasdiklerini aldım okuyamam dedim. Sen dedi bir dilekçe ver. Eğer dedi olursa dedi ve öyle yapıp Amerika'ya yerleşmeye gitmişti. O gün Alas Mal'dağa gelmiştik gelmişti kuzen. Valla ben de biraz despot bir ailede büyüdüğüm için e, beni dedim şimdi kim yollar ki okula? Bir taksiye atladım. Dilekçeyi öğrendim nasıl yazıldığını imzamı attım verdim okul müdüriyetine. O sene benle Ufuk Yıldırım affoldu bir tek. İkimiz affolduk. Girdim anam ben bir zangoç gibi bir talebe oldum ama o kadar başarılıyım ki hayatınızı kusanı değiştirmiş biraz. E tabii vesile yani oldu. Yani demek ki ben diyordum ki ben hiç mücadele etmedim diyordum hep röportajımda. Aa yok ben çok şanslıyım. Hayır. Ben şimdi anlıyorum. Ben her dönemimde güzel bir geçiş dönemine geçerken kapıdan aslında onun arkasında evet belki ben o dilekçeyi vermeseydim kimse benim için uğraşıp o okulu... Okul müdürü kapıya gelip yalvaracak değil. Yani ve belki de dediği gibi erkenden bir görücü usulü bir evlilik de olabilir. Çünkü çok uzun seneler önceden bahsediyorum ben. Elif Hanım mesela bugünkü aklınız olsa yine o kadar uçarı anneyi babayı protesto eden bir genç mi olurdunuz? Olurdum. Yine? Tabii canım. Bu kadar yaşanmışlar adam. Olurdum olurdum. Ee, çok güzel bir şey söyleyeyim o zaman. Ama çok değişik bir şey bu. Yani bunu ne kadar inanırsınız bana, ne kadar ee, ben terapi görüyorum eşimi kaybettiğimden beri ve harika bir terapistim var, çok saygı duyduğum ee, hocama diyorum ki hocam ya benim hiç keşkelerim yok çünkü ben babamı kaybettiğim yıl orada keşkeleri bıraktım. Çok çok üzüldüm ben babamı öldüğünde. Babam derdi ki işte çocukları getirsin ama olmuyor. İşte konseriniz oluyor o oluyor ne, ne bileceksin ki baban ölecek bir gecede kaybedeceğim. Küçüğüz daha böyle, orta yaşlardayım. Bir yıl ağladım ben babama. Dedim ki bu nasıl bir şey ya aynı evde büyümediğim halde çok acı çektim. Bir daha dedim hiç keşke bırakmamak adına hayatımı devam ettireceğim. Ve terapistime bunu söylediğimde dedi ki çünkü sen iyi ki kadınsın dedi. Ben iyi ki yapmışım kadınım Yapıyorum çünkü. Ama zorlamıyorum. Bunun için ne ruhumu zorluyorum. Ne bedenimi zorluyorum. Ne çok akıştayım ne de çok zorlayıştayım. Çok büyük keşkelerim yok. O öyle oldu ve iyi ki de yapmışım. Belki de onlar Bursa'ya gittim. Belki o Bursa'daki o köy hayatını yaşadım da şimdi çok öz yaşıyorum her şeyi. Hala çok seviyorum köy hayatını. Hala toprak eşeyip iki maydanoz ekiyorum. Belki oralardan kaldı. Oradan kalmıştı tabii. Tabii. İşte ne güzel. Oradan da ufak ufak miraslar bunlar genç yaşında. Sonra okulda çektiğiniz o dönem aslında e, müzik piyasası bütün... E, kaynağını sizin okuldan alıyor. Vokaller. Tabii tabii tabii. Hatta böyle belki bilirsin kulağına mutlaka gelmiş, gelmiştir senin de. Çünkü çok ortak arkadaşımız olduğu için. Stüdyolar vardı tünelde, taksimlerde. işte evet. İşte ufak ufak paralara biz gider e, şeyler yapardık. E, Baya Ercan'ın tavernası. Şarkılar ama 11 şarkılık albümler vardı çok eğlenceli taverna. Aslında sizin sessiniz Tabii biz söylüyorduk onları. Hatta işte bir bir biri birilerine bunları falan hep söylüyorduk ezberliğe. Çok cüzi bir para alıyorduk ama bu bir biz oraya para için değil deneyim için gidiyorduk. Bir stüdyoya kulaklık takıp e, işte ben vokal hiç yapmadım oraya gelemedim. Ama aşkın Nur Yengi'ye böyle pencerelerden bakardık biz. Şu vaziyet veya Ufuk Yıldırım'a Barış Manço'nun arkasında çalıyor. Yeşim Matanlar falan diye e, baktığımız bir dönem vardı. Aynı dönemde büyüdüğüm. Aşkından o dönem vokali mi? Okuyalım? Evet. evet. Hem okuyor hem Sezen'e bakar. Aynen öyle ama biz böyle suya kıyarak bakardık. E, o yüzden çok şanslı bir dönemdi bizim için yani o. Güzel bir dönemdi. Ciddi bir konservatuar dönemiydi. Siz e, bütün bu tekliflere hep kulak arkası ediyorsunuz değil tabii. mi? Tabii tabii çünkü... Babanız bir... ve siz öğretmen olacaksınız. Tabii Neco baba ama benim aklımda da şarkıcılık yok ki. Yani yok. Mesela şöyle bir şey olmuştu. E, Ebru Gündeş'le hiçbir ilgisi yok konunun aslında ama. Piyasa bizden geçti... için o zamanlar hatırlarsın o rock, rock müzikler. işte Türkiye'nin tabii en büyükleri falan. Bir gün böyle vize sınavlarımız var. Finaller var galiba. Kapıda işte tekrar yaparken. raksla işte çok ünlü aranjör arkadaşımız bizden doğdu o zamanlar. Geldi Elif dedi bak dedi bir albüm yapıldı Raks'tan. Senin gibi tok bir ses istiyorlar dedi. Ama şarkılar, şunlar, bunlar çok güzel işte. Beraber yürüdük biz bu yollar falan. Ben dedim, ah delirdin herhalde dedim. Mümkün değil izin vermezler. Kızım bak dedi sana dedi acayip bir teklifle geldi Dedim mümkün değil abi. Nece babam yani yok ben yapamam tepiyorsun dedi. Tepmek değil boşver dedim. Ay aklıma sokma. Bu kadar bir konuşma finallerimi verdim. Ebru Gündeş'in albümü çıktı o sene. Muhtemelen o albüm o albümdü. Olabilir. Muhte yani çok büyük olasılık. Çünkü 92 idi. E ben de zaten 93'e geçerken Cengiz'le tanıştım. Okul bitti. Evlendim. Sonra sizi arkadaşınız Aykut ve Hakan ikna ediyorlar. <laughs> evet kantinde. Hadi gel. Hatta onlara da dedim yok. Biliyorsunuz Necati abi dedim. Mümkün değil dedim. Ya dedi minik minik başlayacağız falan derken işte evet başladık sonra. Çok güzel bir restoran. İzli mi yaptınız yoksa söylediniz izin ee, aldınız mı? Biraz aramız açıktı diyeyim. Ben onu fırsat bildim diyeyim daha doğrusu. Çünkü 22 yaşındayım. Artık büyük bir kızım. Ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Biraz özgür olmak istiyorum. Kötü bir şey yapmayacağım bir kere. Yani benim şeyim de yok zaten. Aklımda öyle bir şey yok. Ama şarkıcı olup biz şarkıcı olmayacağım. Bizim dönemimizde çok normal vokal yapmak. Vokal yapmazsan ayıplıyorlar. Sahneye çıkmazsan. Çünkü o çok büyük bir deneyim bize. Güzel de deneyim oldu. Onlar çok para alıyorlardı. Bana az para veriyorlardı. Öyleymiş. Ama, <laughs> ama siz sonradan öğrenmişsiniz. Değil mi? Aa Bitti. Ben evlendim. Bitirdim de öyle öğrendim. Hakanlar dedi. Niye <laughs> siz de böyle yapıyordunuz? Bütün size, şarkıları ben söylüyorum. Size 50 lira veriyorlarmış. Onlar 750 lira. Var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel paraydı 50 lira ama... Aşk olsun. Bütün şarkıları ben söylüyorum tek kızı. Öbürü klavye çalıyor. Hakan Udun'u almış. Udun'u e, çalıyor. Arada iki tane şarkı söylüyorlar. Bütün şarkıları ben ezberliyorum. E, Aykut büyük bir roldü. Çünkü acayip bir repertuarı vardı. O repertuarı yapıyordu. Ben söylüyordum. Ama tabii bu bizim aramızda asla... Bir, Zorlamadım. asla. Hiç kavgacı değildik biz. Çok iyi anlaşan üç kardeş gibiydik biz Hakan, Aykut ben. O arada o üçlü çok meşhur oldu değil mi? Ha? Çok. Biz çok ekstralara gittik. Çok. Biz o otelden çıkıp öbür tarafla biz bir gecede üç sahne yaptığımızı biliriz. Bir pazar mı? Pazartesi günleri yine buluştuk. Ayrıca altında çıkıyorduk. İmparator Restoran diye Kuruçeşme'de bir yer vardı o zaman. Zaten Cengiz Kardeş işte de orada devreye giriyor. Evet. Sonra Çalışmaya başladıktan bir süre sonra birisi sizi izlemeye geliyor sürekli. Evet, evet. En önde oturuyor ve gözünüzü, sizden gözünü hiç ayırmıyor. Ve çiçek yolluyor size. Evet, e, ilk geldiğinde en arkada oturuyordu 6-7 kişi. Sadece bana kitlendiğini hatırlıyorum. Ben de çok rahatsız olmuştum. Son şarkı söyle ne olur dediler. Finallerim var söyleyemem dedim patrona. Ne olur dedi bak dedi, hani masa geldi falan. İşte orada çıktık ve şarkı geçen gün aklıma geldi. ilk söylediğim şarkı. Ve şu anda o şarkı çok canımı acıtıyor mesela. Beraber yürüdük. Biz bu yolla ilk onu söyledim ben. Sonra demir attım yalnızlığa falan derken abi baktım haftanın üç günü başladı gelmeye. Ondan sonra bir gün çiçek yolladı. Ben tersledim. Dedim hiç o ben değilim yapmayın dedim falan. İşte ben talebeyim dedim. Yani burada sahneye almam işte ee, bir de dedim siz çok büyüksünüz dedim. <laughs> benim dedim erkek arkadaşım e, yani olamaz dedim böyle olmamalı falan. Dedi ki ben dedi 27 26 yaşındayım. Ay, çok büyük gösteriyorsunuz. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama Cengiz abi büyük gösterirdi. Büyük gösterdim Ya hiç unutmam canım benim canımsın ya. Biz evlendik o zaman büyük bir süpermarket var hala var da adını söylemeyeceğim o yüzden. E, dolanıyordu kızınız sizi arıyor demişlerdi. Ne kadar üzülmüştü. Çünkü ben 44 kilo evlendim. Hani her annenin vardır ya bir 44 kilo evlendi mi. Ay çok üzülmüştü. Adama da bağırmıştı. O benim dedi karım dedi sen dedi nasıl bağırıyorsun. E, canım benim. Evet ondan sonra bir 4 ay ben onu çok zorladım. Ama istemeden. Yani ben bir erkeği peşinden koşturacak tarzda bir kız zaten değildim. Ve o kadar doğal gelişti ki. O geliyor. Ben bakmıyorum. Bakamam ki. E, Neco babayla aram açık. E, finaller var. Artık son aylar. Okulu bitireceğiz. E, öğretmen olalım. Değil mi? Yani şöyle bir artık dayım da benimle bu arada. Zafer dayım da arkada klavye çalıyor. Tabii annem takmış peşime onu. Sahne alıyoruz ama bu arada tabii hem dayımla çalışıyorum hem Aykut Hakan, Ayşe der. Ay Ayşe diyorum. Aykut Hakan, Elif. Sonra işte bir gün böyle kuliste makara yaparken ben onlar makara yapıyordu Aykut'la Hakan. Cengiz bana evlenme teklifi etmedi. Evlenelim gibi bir şey söyledi böyle. Hiç unutmuyorum. Girdim kulise. Mum gibiyim bembeyazım. Hakan ne oldu sana dedi. Ben evlenme teklifi aldım. Teklif almadım aslında dedim. Emre Vaki mi yaptı ya falan o. Ne oldu? Cengiz gerçekten falan o çok seviyorlar ama. Cengiz'e bayılıyorlar. Aykut dedi ki ya boş ver geleceğin çok parlaktır. <laughs> teklifler geliyor Şahin Özer'den falan o zaman işte e, Maksim'de çıkalım diye üçümüze teklifler. Hakan böyle yaptı ya etkileme dedi bırak Allah aşkına Cengiz'den dedi karakterli çocuk dedi deli misin dedi evlen gitsin dedi. Bir de ben, ben beni istedi onlardan. O şekilde de çok kısa sürdü benim sahne hayatım yani. 22 yaş evlenmek için o zaman için bile çok genç. Çok gençmiş evet şimdi bakıyorum ee, çok genç ama e, ben artık istemiyordum yani şöyle. Belki o zaman ailenizle aranızın açık olması falan hani bir yuva kurayım kendime. Evet kendi evim olsun istedim yani o da bir özgürlük o da bir nevi özgürlük. Ben diğer tarafı da seçebilirdim tek başıma çünkü Şahin abi e, özel bizi... Karşısına aldığında şöyle bir dosya bize geldi. Hatırlarsın eski e, şeyleri, anlaşmaları. Ben şey dedim. Ben grupla çalışmak istemiyorum dedim. Ben solo ileride olursa demiştim mesela. Orada da tepkimi koymuştum. Ki çok güzel giden bir grup hayatımız vardı bizim. Ondan sonra... Belki şimdiki aklınız olsa o kadar genç evlenmezdiniz. Yok ben evlenirdim. Ben e, iyi ki... Dedim ya, bak yine o çıkıyor ağzımdan otomatikman. Ee, zaten belki de çok daha farklı bir yaşantım olacaktı. Bu yüzden çıktı karşıma. Ee, herkesin hayatına çıktığı insan sınavıdır. Bir şekilde öğretmendir. Cengiz bana öğretmen olmuş. Belki ben çok daha farklı yollara da... ...yani illa ünlü olacak olacağım diye bir şey yoktu. Bilemem ki 22 yaşında... E, ...kıstık gibi bir kızım... <laughs> ...yani hanım hanımcığım... ...iyi bir aile terbiyesi gördüm... ...iyi bir aileden geldim maddi manevi... ...ama ben... ...ailemle çok mutluydum aslında... ...sadece ben bir zincir kırma... Yani ...kır zincirlerine... olayı ...Cengiz ailesiyle tanıştırdı... ...rahmetli kayınpederim öğretmen... ...emekli... İşte amcamız doktor... ...çok güzel bir Gaziantep... ...bir de ben hep derdim ki ben bir gün evlenirsem... ...uzun boylu yeşil gözü olsun... Adanalı ya da Gaziantep'li olsun derdim. Bütün arkadaşlarım bunu bilir. Gitmiş mesaj herhalde. Ondan sonra yani onun için öyle bir keşkem yok. Yani iyi ki de evlenmişim. Üç yıl sonra ilk bebeğiniz dünyaya geliyor, kızınız. E, 93, evet 96 yıl. Siz, annelik sizi uzun bir süre oyalıyor. Sonra kızınız biraz ayaklanınca teklif geliyor. Evet. evet. Çalışma isteğiniz bir daha canlı. Çalışma isteğim yoktu. Sadece ben Cengiz'e yeni evlenirken demiştim ki bir gün o teklif ayağıma gelirse tepmek istemiyorum. Bakın bunları dediğim de hep 22 yaşındayım ben. Ve hiç öyle plan hala benim hayatta çok büyük uzun vadeli planlar yoktur. Ben sadece ee, şey yaparım yani kafamda toparlarım e, ederim ama plan yapmam. O zaman Cengiz'e dedim ki Cengizciğim ayağıma gelirse ama uğraşmayacağım dedim. Bugün işte Benzin istasyonunda Ercan Saatch ile karşılaşmam gibi Suadiye'de. Elifciğim dedi, "Nasılsın? Evlenmişsin." Ay evet, sen nasılsın falan. Hadi tanıştıralım dedi eşleri dedi. O dedi, hop dedi. Cengizle de kanka oldular. Ve Ercan Bey dedi ki Elif'e bir evet, kaset yapalım. Yapalım. Cengiz hayır dedi. Sonra biz Ercan'la hep böyle şey yapıyorduk işte. Hadi sen söyle tam zamanı falan. Şey Ya da bir tatile gidiyoruz Hadesin hadi sen öyle bak. Şey, Ercan evleniyor balayına falan bizi çağırıyor. Biz Gülsünle. dördümüz. Gülümsünle. Gülümsünle tabii. Gülümsünle evlendiler. Hadi ne yapıyorsun? E, uyuyoruz hani düğündeydik ya bir gece önce sizin. E tamam hadi şey yere ittirdik. Dördümüz gidiyoruz falan biz balayına. İkna etti. Eee... Bizim oranın adetleri albüme en son giren şarkı oldu. Cengiz'e de ki tutmaz diye nasıl olsa Elif'e de hediye olsun bu demiş. Hani tamam öğretmen olamadı şarkıcı olsun diye tuttum o sene. Şu an olsa o şarkıyı size söyletmez mi? Linç. Linç'in ötesi ben de söylemem. Öyle mi? Ben de söylemem. Çünkü sözler bizim oranın adetleri meşhurdur C cinayetleri. Evet, evet. Yanına bırakmam ben senin bitene kadar ihanetler yani içinde cinayet, silah her şey şeye... derdim Ercan'a yani kibarca. Cinayet yerine başka bir kelime seçelim mi derdim. Ya da şey. Hani bizim e oranın adetleri meşhurdur falan yerleri gibi. Hani <laughs> filanceleri. Ben de o kelimeyi almazdım ama o dönem. E, onu işte nerelisiniz diyorlardı. Bir de soru buydu hep. Hatırlar mısın o programlara geliyordum evet. sana TV'de falan. Hani evet. nerelisiniz? E, Trabzon sürmeliyim Ha onda. Ay ne alakası var diyordum ben hemen böyle tepki almayayım diye. Ama acayip tuttu Alman o dönem. Hem klip tuttu hem şarkı tuttu. Ben ne olduğunu bilmedim. Ben bir gecede bir kalam, bir kelam gibi kendime ertesi gün Bağdat Caddesi'nde Elif Karlı dediklerini biliyorum. O kadar. Ama mesela demek ki bugünkü aklınız olsa o şarkıyı söylemezsiniz o sözü değiştirebilirdim belki şimdiki aklım olsaydı o sözü söylemezdim ama şarkıyı da söylerdim melodiyi de söylerdim klibi de çekerdim. Hiç başka yolu yok. Kelime belki yapmazdım. Ee, ama her zaman da söyledim bunu o yıldan bu yana yani 98'den beri çok ekmeğini yedim bu şarkının. Zaten bu şarkının ekmeğiyle yürüdüm. Çok güzel şarkıydı. <laughs> melodisi çok güzeldi. Ben onun sonra bir caz versiyonunu yaptım ama o klip çekmedim. Ha, 2018'de güzel bir caz ben yollarım sana şeyden. Güzel bir caz versiyonunu yaptım hafiften. Ama caz gibi söylemedim. Altyapıyı birazcık öyle yaptık ama güzel oldu o da. Yeni bir albüm için sonra 5 yıl bekliyorsun. Herhalde orada gene Cengiz Bey devreye giriyor ve ee, diyor ki tamam yeter çok ünlü oldum bir unuttur kendini. <laughs> Orada ne oldu biliyor musunuz? Asla Cengiz'in orada suçu yoktu. Cengiz'in çok hoşuma gitti benim göz önünde olmam, çalışmam. Cengiz hep destekti o dönemler. O da çok gençti. Hiçbir rahatsızlığı da yoktu o dönem. Ee, şöyle oldu. Ben ya ağızdan çıkan şeyler çok yoruldum Allah'ım dedim ya. Ay çok yoruldum durmam lazım. Ay çok yoruldum yetişemiyorum artık. Şimdi hep böyle yeni arkadaşlarıma, kardeşlerime hep onu söylüyorum. Aman şikayet etmeyin. Ağzınızdan çıkacak Ufacık bir laf. Hakikaten evrenin kulağı var duyuyor. Ben e, hamile kaldım o dönem Alperen'e. E, o dönemde zaten ben çok çocuk istiyordum. Hatta ben üç tane falan istiyordum. E şimdi hamile kalınca da biraz daha geri plana. Şimdi onun bir büyümesi var hamile olması var. Şimdiki gibi değil ki. Şimdi hamileyken çıkılıyor, söyleniyor. Ee, ne bileyim fotoğraflar çekiliniyor. O zaman öyle değil. Öyle değildi yani. <laughs> Ondan sonra o yüzden de biraz uzak kaldım. Sonra ikinci albümümüz çıkıyor ve o zaman o dönem, aynı dönem CK isimli gece kulüpleri açılıyor. Evet, başka yerde çıkmayayım diye. Ha, eşiniz başka yerde çıkmayın diye kulüp açıyor. Kulüp açıyor. Değil. Bir şey söyleyeceğim, kıskançmış demek ki. Ya belli etmiyordu o kadar önceleri. İnan bana yaş ilerledikçe Cengiz daha kıskançtı. Bu yüzden ben artık onu üzmemek adına e, aslında imkanları hiç zorlamadım. Son 10 yıldan bahsediyorum. 10-12 yılda. Ara ara çıkarttım. Evet sahneye çıkıyordum. Kıskançmış. Çok Aslında çok kıskançtı da. E bir şey söyleyeceğim yani bir insan karısı başka yerde sahneye çıkmasında gece kulübü açınca. Çok büyük paralar teklif ediliyordu mesela. O zamanki menajerime diyormuş ki işte şu kadar söyle. Gitmeyeyim diye. Ama veriyorlardı. Yurt dışından, Bulgaristan'dan, Almanya'dan... ...çok büyük paralara falan gidiyorduk yani. Ve siz o kulübün her şeyle de ilgileniyorsunuz. Hem çıkıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz. İlk hem dönemim öyle değildi. Çünkü o çok popüler olduğum dönemdi. Cengiz'in 99, 2000'li yıllarda. Çok işletmeci gibi değildim orada. Sadece Aa, çok güzel olmuş koltuklar. Çünkü ben çıkıyorum, Hakan Altun çıkıyor. Altay çıkıyor. İşte... O dönem kim Ebru Yaşar? Hani herkes sahneye çıkıyor bizim kulüpte. Sonra o da... Neredeydi kulüp? Bir tanesi Etiler'deydi. Nispetin hemen ilerisindeydi. Şimdi Fransız restorantıydı şimdi. Hatırladım. Biobank, ne Hatırladım Bank? hatırladım. Şey var ha. Nispetin hemen ilerisindeydi böyle iki katlı çok şıktı. Kurtuluş abi çıkardı her pazar bizde hatta. Ee, çok güzel bir kulüptü orası. Sonra onu biz Bağdat Caddesi'nde Caddebostan'a taşıdık. Ama taşıdık taşırdık. Yani tek kale olduk orada biz. Hiçbir yer iş yapmıyor. Sadece biz yapıyoruz. Hatta yazın klimalarda bir problem oldu. Ay dedik müşteri gelmez. Aa hınca hınç dolu falan böyle serin bir yerde böyle hafif merdivenlerden yer altında. Ee, ondan sonra başladı benim İngiliz çünkü rahatsızlandığı için artık. Hani ona yapmayıp da bir de benim de içimde varmış şarkıcılığı da çok yapmadığınız için ne yaptım? Enerjimi o şekilde çocuklar da büyüdü. O yüzden de direkt e, sabah onlarda gidiyorum hale. Tek tek alıyorum balıkları. Onunla bununla sebzeler. İşte ben ilgilendim yani çok da keyifle yaptım. Kaç sene sürdü? Ee, bir kafe işlettim. Bir o restoranı işlettim. Yani 24-5 sene sürdü herhalde. Sonra pandemi oldu zaten. Sonra da pandemi başladı. Ama çok yorucuydu benim için. Çok. Ben biraz şeyim de çünkü hani bir dominantım da var. Yani ya şimdi çok disiplinliydim. Herkesin o saatte orada olmasını istiyorum. Kimse gidemez. Yani izin bile vermiyordum doğru düzgün. Çünkü yemek işi bu. Yani tek tek mutfağa giriyordum. Tadıyordum. Ve o sırada Cengiz Bey Kalp, ilk i̇lk kalp krizini geçiriyor. Ölüm tehlike. Yok yok Cengiz 2000 e, ilk 9'da geçirdi. 2009'da geçirdi. İşte ondan sonra zaten Cengiz çok fazla sağlıklı olamadı. Kendine de çok çok iyi bakmayınca çok hızlı da ilerledi her şey. Sonra 2022 yılında bütün hayatımız alt üst oluyor aslında. Cengiz abinin tutuklanması. Evet. evet. Şok. Yani Allah'ım bir daha bana e, o tarz acılar... Çünkü ben şimdi yeni bir hayat inşa ettim, ediyorum. Yeni planlar, yeni hayaller, yeni bir hayat. Bunları biliyordum olacağını bir gün. Ama cezaevi hiç aklımızda yoktu. Ama Cengiz'in bir gün erken ölebilme e, şeyi bizde hep korktum. çünkü En farkçısından dolayı. Tabii ki. Çünkü Cengiz her yıl anjiyoğlu. Her yıl. Bu yüzden de ceza, yani gözaltına alındığında biz dedik ki ben hatta herkes karalara bağladı. Ay bana haber verdiler işte evin kapısı çaldığında. Ay bir şey oldu zannettim dedim. Dur olur olabilir canım bir yerde oturmuştur dedim falan. Ay, çok normal baktım ben. Alabilirler dedim ya bir, bir şey yok çıkar ki falan. Tutuklandı. Tutuklandığında işte ben orada sanki onunla bir daha kavuşamam gibi. Çünkü Cengiz'in sahtini ben ayakta yani önce Allah ama ben çok ona o konuda öne yak oluyordum. Ufacık bir şey olduğunda hemen doktoruyla irtibata ben geçiyordum. 15 günse 15 gün yanında ben kalıyordum. Orada ona kimse bakamaz dedim, hastalanmaması lazım. Ama korktuğu Elif'in gene işine geldi. Hayatta en korktuğum şeyi yaşadım ben. Daha da korkmamış bir şeyden. Cengiz abinin vefat etmesini. Tabii. Hayatta bildiğim bir şeyi yaşadım. Hangi cezaevinde yattı? Uzaktı değil mi? Tokat. Ben her hafta Tokat'a gittim. Hiç bilmediğim bir memlekete gittim hatta o zaman böyle her gün sefer yoktu. Sonradan verdiler. Yaz, yazın verdiler. Yani herkes tatil yaparken ben yazlıktaydım o dönem. Ee, pazartesiden başlıyorduk. Uçak biletlerine bakmaya. Cuma onu bir şey yapacağım diye. Ziyaret edeceğiz diye heyecanla gidiyordum. Cumartesi dönüyordum bazen. Bazen hemen yetişmek gerekiyordu. Bazen Sivas'tan uçaktan dönüyordum. Bulamazsam Sivas uçağında gidiyordum. Ama oraya her hafta gidiliyordu. Her hafta kızım da çalışıyordu o dönem. Oğlum ben kızım görümcem enişte yani ilave 4-5 kişi <laughs> gidiyorduk. Sonra Cengiz artık bana dedi ki açık görüşlere gelmeni istiyorum dedi. Yani kapalıya gelme. Dedim saçmalama. Yani ben seni görmek istiyorum. Çünkü ben ona hayat enerjisi veriyordum. İşte dışarıda bir şey yok merak etme avukatlarımız işte böyle bir şey yok bak daha falan biz iyiyiz. Ama ben Cengiz'i hiç iyi görmüyordum orada. Cengiz'in gözünün rengi yoktu. Yani. Şu beyazın rengi yoktu. Cengiz çok içerledi. Cengiz e, yakışmadı yani. Yakışmadı oraya bizim e, aile reisimizin orada olması. Çünkü Cengiz öyle bir adam değildi. O, o zaten onu da yıkan o oldu belki de. Hayata tutunamadı, umudunu kaybetti. Ve 17 Ocak 2023 günü siz Gerçekten. bir galaya davet iken evet. gece. Evet. İşte ben başladım o, sabahtan başladım. Sabah beni aramadı. O salı sabahı normalde beni üçe kadar falan arar. Ama bana bir haber geldi, Cengiz hastalanmış. He, dedim şey, kalp krizi mi? Yok yok, grip. ...sonra bir haber aldım... Ee, neydi... ...zatüre başlangıcı... ...sadece iki kelime... ...eyvah eyvah... ...Cengiz kurtulamaz dedim... ...ve beni hiç aramadı... ...arkadaşım dedi ki... ...gel gidelim... ...işte kafanı dağıtırsın... ...dedim ki neyi kafanı dağıtacak? ...adam aramıyorsa... ...çünkü biz haftada bir on dakika... ...Cengiz beni aramayacak... ...mümkün değil yani... ...dedim hayır... Kötü bir şeyler var dedim aramıyor saat 7 oldu akşam kaladayız ben de böyle e, kapının önünde en kenarda oturuyorum. Hani ararsa sinemada olduğumu bilmesin aklı kalmasın e, dışarıya çıkacağım. Ay be aşkım hani iyi misin yapacağım Allah Allah Cengiz'in beni aramaması mümkün aramadı Armağan. Meğer bir hafta önce son kez duymuşum sesini. Gece dörtte geldi haber bana ve Küt diye söylendi. Düşünebiliyor musun? Otuz yılımın Küt diye Ahmet Bey ya Ahmet ön adı ve gece üçü açtım böyle dört gibi. En acısı neydi biliyorsun? O haberi aldık da o iki çocuğa onları bir annenin söylemesini düşünebiliyor musun? Evimin evime banyosuna girdim. Oğlum odada uyuyor. Hani normalde böyle bir haber aldığınızda bağırmanız gerekiyor değil mi? Ne falan. Alperen duymasın diye dört beş telefonu arka arkaya. Cengiz kalp krizi geçirmiş. Hemen gelin. Ben öldü diyememişim kardeşlerime. Kalp krizi geçirdi demişim mesela. Zaten ben bir oturdum şöyle açtım pencereyi. Cengiz ne olur bunu bana yapma dedim. Ne olur bunu bana yapma dedim ama inandım yaptığını. Yani hiçbir şey düşünemiyorsun ya. Düşünemedim hiçbir şey. Sadece kız geldi eve. Oğlanı uyandırdık. Kız kardeşim bir anda bir ev. Anında ya anında o ev dolar mı ya? Sağ olsun magazinci arkadaşlar aradılar. Yayınlamayın ne olur dedim. Yayınlamayın anne anneler daha bilmiyor. Çünkü sizi seyretmiyorlar sabah köründe ama Aa başınız sağ olsun. Ya yani, o anda bir de onu düşünüyorum. Yani oto kontrolü o kadar ele almışım ki. İşte ondan sonra başladı. Sonra bu talihsiz olaydan sonra kızınız evleniyor ve yurt dışına gidiyor. Hayat böyle bir şey. Yani e, doğum kadar ölümün normal olduğunu anladım. Bana diyorlar ki önceden soruyorlardı nasılsın iyi misin İyi değilim diyordum. Şimdi iyiyim. Çünkü çok araştırdım. 30 yıllık eşimin nerede olduğunu az çok biraz böyle bilmek istedim. Cengiz o bedende hiç mutlu değildi. Onu ben bir tek biliyorum ve yakın çevresi tabii ki. Öldüğü için çok üzgünüm. Gittiği için çok çok üzgünüm. Tek keşkemdir. Keşke ölmeseydi. Ve hayattaki tek keşkem olarak kalsın o. Bu yaşadığım Olay ama e, o günden sonra da şimdi bazen e, ben linç yemem benim kadınlarım takipçilerim çok tatlıdır çok destek verdiler eğer burayı kesmeyi bilinirseniz hani çok teşekkür ederim çok güçler cezaevi döneminde cezaevinde eşi dostu evladı akrabası olan güç verdi birbirimize verdik. Burada da şimdi eşi vefat etmiş benim yaşlarımda olan. Ne güzel. Evet ve ben buradan çok teşekkür ediyorum ki oradan da ediyorum tek tek e, sosyal medyamdan. Ama bazen de çok çirkin. Ben öyle insanların yaşamasını istemiyorum ya. Yani e, bazı kadınlar e, kavga istiyor. Ben de kavga istiyorlar. Ama benim karşıma şuraya otursalar sen diyemeyecek kadar da acizler kusura bakmasınlar. Bana orada, sahnede de gördük seni, ay bunları yalan söylüyorsun, işte e, bir iki yıla evlenirsin de, sana ne? De o iş. Bir de ne kadar ayıp. Ya orada, benim sayfama geldiysen, ha benim evimin kapısına girip bana hakaret etmişsin, ben seni bulurum, bulup bir de bir güzel benzetirim ben seni aslında. Ama ben o kadın değilim. O sayfa da o sayfa değil. de mesela size böyle söylüyor. Sizin işiniz müzik. Yani atıyorum kendisi atıyorum öğretmense okula gidip ders vermiyor mu? Bu mantıkla bakacaklar. Bakmak zorundalar. Bir de artık bıraksınlar bu ön yargıyı. Yani bak dünya nereye gidiyor? Bir de bir şey soracağım. Ömür boyu kimse yas tutamaz. Ya ben yasımı şimdi artık millete ilgilendirir mi benim yasımı? Tuttuk okey. Birlikte ağladık. Birlikte güldük. Oraya paylaştım. Uzun vadeli yazılar yazdım. Belki onları bir gün geldi ben teselli ettim. Ama abicim ya. Bak bu sabah bile buraya gelirken gözümü açtım. Çok büyük özlemle uyanıyorsun her sabah. Şuramdan o yaş akmadan o yataktan kalkmıyorum. Bunu mu yazayım? Bunu mu istiyorsunuz? Mutsuz mu olalım? Ne istiyorsun? Hiç kırmızı ruj sürmeyeyim mi ben artık? Ben artık renkli giyinmeyeyim mi? Ben mini giy giyiyormuşum, bacak şov yapıyormuşum bir. Bir kere ben mini yıllar var giymem. Ayrıca hani sana ne ama giymem. Demek ki sen benim şu hayatımı kıskanıyorsun abi. Bu kadar sakinim ya. Ben evcimenim. Ben evden dışarı adım atmam. Benim kitaplarım, dizilerim. Ben yemeğimi yaparım. Oğlumla baş başa yaşıyorum. İki evlat yetiştirdik ne kadar güzel mutlu olun feyz alın. kızım evlendi yurt dışında yaşıyorlar şey sevmiyorum ya bırakın kavgayı artık yani ben o onu giymiş o ben böyle tutuyorum yasım abi benim terapistim diyor ki ayda bire mi indirsek hayır diyorum ya ama çok iyisin ya iyiyim ne yapayım bunu ben yaşıyorum şimdi birbirimizin yerine geçebilir miyiz ben senin rahatsızlandığında ne hissettiğini... Bir şey soracağım. Kimin e, yasını kadar doğru tuttuğuna yaz polisi vardı. Onlar mı karar veriyor? Ya bir de kimisi mi? yası isterse üç gün tutar, kimisi bir sene tutar, kimisi hiç tutmaz. Ya yaz ay, polisi misiniz ya, yani? Ya bir de yani? Evet Tabii. o an onu yazarsın. Abi sana ne? Ben yaptığım e, yardımı mı söyleyeyim Cengiz adına? Ettiğim duaları mı? Ettirdiğim duaları mı? Her sabah. Bugün de ağladım mı diyeyim. Akşam da ağlıyorum. Az evvel de gözüm doldu. Burada da ağladım. E şimdi çıkıp gideceğim. Bir iftar yemeği yiyeceğim. E ne yapayım? O zaman şundan mutlu oluyor bazı kadınlar. Bak kadınlar diyorum çünkü kadınlar saldırıyor. Bazı kadınlar ama. Efendim geldiğiniz için çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim. Sizi özlemişiz. Ben de ya çok özledim. Evet ben de çok özlemişim. Ee, daha... Keyifli şeyler konuşacağımız bir sohbet, evet, bir daha buluşalım. Evet evet, program böyle olduğu için. Tamam. Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.